Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber Google sonrası Yaşam adlı kitabını inceleyeceğiz. Umuyorum sizlerin de okuyup keyif alacağı, keyif almanın dışında da birçok bilgi öğreneceği bir kitap olacaktır. Google sonrası Yaşam, George Gilder tarafından yazılan bir kitap. Bu kitapta blockchain teknolojisiyle beraber nasıl Google'da bir çöküş olabilir onlardan bahsediyor. Öncelikle blockchain'den biraz bahsediyor. Dünyayı değiştirmeye hazır. Ama bu tam olarak nedir? 2008'de Satoshi Nakamoto'nun çıkarmış olduğu bu blockchain zinciri ve Bitcoin her bloğun benzersiz bir şekilde parmak izi varsayılarak bir para sistematiğinin oluşturulması. Ve bu parmak izleri de ayrıca herhangi bir blok içerisindeki bilgileri düzenlemeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Yani bu da uçsuz bucaksız ulaşılabilir bir ağ oluşturuyor. Bitcoin defteri tüm işlemlerinin kaydını neredeyse tamamen hacklenemez ve bu nedenle de her işlemin çok güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu ne demek? Normalde paralar çalınabilir, başka problemlerle karşılaşılabilir ama Bitcoin teknolojisi hacklenemeyeceğiniz bir yöntemle para biriminizin olmasını sağlıyor. Biliyorsunuz Bitcoin, blockchain, dijital paralar, bir sürü para var. Peki bunlardan hangisine yatırım yapacağız? Burada yatırım yapıp yapmamaktan bahsetmiyor. Blockchain teknolojisinin artık günümüzdeki en önemli geliştirilen teknolojilerden birisi olduğundan bahsediyor. Google'ın dünya sistemi her şeyi destekleyecek devasa sunucularla büyük veri ve reklam gelirleri etrafında dönmektedir. Bugün piyasadaki tüm bilgi devlerinden dünyadaki mevcut sistemimizi, bir toplumun teknolojisini ve kurumlarını bilgilendiren ve vatandaşların yaşamlarını şekillendiren fikirler dizisini tanımlayan Google'dır. Google bizim bir bilgiye ulaşmamızdaki en iyi yöntemlerden bir tanesi. Ama büyük veriye dayalı. Ama blockchain de diyor ki dijital veriler, yani hiçbir şekilde birbirinden ulaşılamayan ve gizli verilerden bahsediyor. Buna dönüştürüldüğü zaman da Google'ın kaynakları ulaşamayacağı bir noktaya gelebileceğinden bahsediyor kitapta. Ancak Google'ın en parlak günleri sona erecekse onun yerini ne alacak? Kripto para birimleri, blockchain, Bitcoin burada devreye giriyor. Bu Silikon Vadisi öncüleri yapay zekaya egemen bir geleceğin kaçınılmaz olduğuna inanıyor. Eğer geliştirilmezlerse başka biri geliştirir. Bu yüzden yapabilecekleri en iyi şey yer almak ve insanları tehlikeler hakkında bilgilendirmeye çalışmak. Yani tabii ki de Google'un da eli armut toplamıyor. Bu anlamda teknolojisinin altyapısını blockchain teknolojisiyle geliştirmeye devam ediyor ve bu şekilde de arka planda kalmamayı hedefliyor. Bu arada Google ve diğer bilgi devleri devasa ve büyüyen merkezi sunucularını desteklemek için daha ucuz ve daha güçlü işlem gücü elde etme görevlerini sürdürüyor. Aslında mevcut teknolojik ortamda mümkün olandan daha fazla güç talep ettikleri anlaşılıyor. Ancak merkezi bulutları kullanmayan teknolojiler için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Yani baktığımız zaman bu son teknolojiyle beraber data harcaması, ekran kartı giderleri vesaire işte o yüzden Grönland'ı satın alma çabaları başlıyor ülkelerin. Sizler de 21. yüzyıl teknolojilerini daha iyi anlamak istiyorsanız muhakkak okumanızı tavsiye edeceğim bir kitap olacaktır. BlockTech hem blockchain teknolojisini kullanarak uygulama geliştirmeye yönelik hem gözetilebilir bir ağ hem de açık kaynaklı bir platform olarak geliştiricilere ve kullanıcılara farklı kaynaklar ve yöntemler sağlıyor. Ve bunu uygulayarak blockchain bireysel kullanıcılara güvenlik ve güç sağlamanın sadece bir yolu. Ancak Google'ın hakimiyetine dayanan yalnızca yazılım değildir. Donanım sektöründe de bir değişim var. Donanım üretimi bir geri dönüş yapıyor ve eski bulut teknolojisinin yeniden tasarlanmasına yardımcı oluyor. Çünkü blockchain ile beraber daha fazla güçlü sunuculara ve daha güçlü ekran kartlarına ihtiyaç var. O yüzden bu yapıyı da yenileştiriyor. O yüzden bir yazılım geliştirilirken artık bulut tabanlı kullanılıyordu, artık blockchain tabanlı kullanılıyor. Bunun mantığını şöyle düşünmenizi istiyorum sizlerden. Eskiden CD kullanılıyordu, disket kullanılıyordu, artık internet var. İşte blockchain'in getireceği teknoloji ve yenilik de internet vardı eskiden, artık blockchain var tarzında bir sistematik olacak. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kitabın detaylı olarak okumak isterseniz satın alabileceğiniz gibi sitemizden de kitap haritasını ücretsiz indirebilirsiniz. Herkese sevgiler, selamlar kıymetli dostlar.